Merhaba arkadaşlar. Bugün dağda, bayırda, kampta, piknikte her yerde kullanabileceğimiz güneş enerjisiyle çalışan şarj ve kullanım istasyonu yapacağız. Bu cihazla piknikte televizyon izleyebileceğiz, laptop çalıştırabileceğiz ve telefonumuzu şarj edebileceğiz. Bağ evlerinde, aydınlatmada, televizyonda, mini buzdolabında da çok rahat bir şekilde kullanabileceğiz. Sabit sistemlerdeki gibi çalınma korkusu da olmayacak. Katlayıp aracımıza koyacağız ve evimize getireceğiz. Sanki bir piknik masası gibi olacak. Elimde bulunan panellerin ölçüsünde çıkma parçalardan bir çerçeve yapıyorum. Bu çerçevenin içerisine 20 amperlik bir akü koyacağım. 20 amperlik bir jel akü 200 Watt'a kadar enerji verebiliyor. Ortalama bir televizyon ise 65 Watt harcıyor. Yani hiç güneş olmasa bile bu akü 2 saate kadar bizim televizyonumuzu çalıştırabilecek. 30 amperlik solar bir şarj kontrol cihazı kullanıyorum. Bu şarj kontrol cihazlarını bağlamayı bilmiyorsanız, üzerindeki ayarları kullanamıyorsanız bağlantıyı düzgün yapmanız çok önemli. Önce akü bağlantılarını yapın. Akü bağlantılarını yaptıktan sonra bu cihazlar akünün kaç voltluk olduğunu anlıyor ve ona göre üzerine gerilim uygulayabiliyor. 1500 wattlık bir inverter kullanıyorum. Bağlantıları yapmak için kendime göre bir kablo yaptım. Artı ve eksi kabloların her birinde 3 tane çıkış var. Bu çıkışlardan önce olan kabloları şarj kontrol cihazına giriyorum. Şarj kontrol cihazının zaten orta uçları artı ve eksi aküye gidecek uçlar buraya ince uçları bağladım. Şimdi diğer kabloları da invertöre bağlıyorum. Geriye bir tane artı ve bir tane eksi ucum kaldı. Bu uçları da aküye bağlayacağım. Aküye bağladığımda şarj kontrol cihazı zaten akünün kaç voltluk olduğunun anlayacak. Panelleri hazırlamış olduğum çerçeveye bağlıyorum. Bu panelleri ahşap çerçeveye bağlamak için ben menteşe kullandım. Bu menteşeler güneş panellerini güneşe doğru çevirmemde bana yardımcı olacaklar. Kullandığım güneş panellerinin her biri 50 watt. Güneşin çok az kendini gösterdiği zamanlarda bile elektrik üretmeye devam edebilmesi için iki tane güneş panelini birbirine seri bağlayacağım ve daha yüksek voltaj elde edeceğim. Şarj kontrol cihazı zaten 60 volta kadar bir enerji olsa bile akünün ihtiyacı olan 13.5 voltlarda aküye uygulayacak. Güneş panelleri sadece 10 volta elde etse bile birbirine seri bağlandığı için benim şarj kontrol üniteme 20 volt gelecek. Ve böylelikle Şarj kontrol ünitesi 12 voltluk aküyü yine şarj etmeye devam edecek. Güneş panellerini seri bağlayabilmek için bir tane güneş panelinin artı ucu ile diğer güneş panelinin eksi ucunu birbirine bağlıyoruz. Geriye kalan artı eksi uçları ise şarj kontrol cihazındaki güneş panelleri klemenslerine giriyoruz. Böylelikle güneş panellerini seri bağlamış oluyoruz. Taşınabilir güneş enerjimizi tamamladık. Şimdi test edeceğiz. Şarj ünitemizi hızlı bir şekilde kurup cihazlarımıza bağlıyoruz televizyon, laptop, telefon şarjı hepsini kullanabiliyoruz. Güneş panelleri 100 Watt olduğu için televizyonu rahat bir şekilde çalıştırabiliyor. Güneş bittiğinde ise 20 amperlik akü televizyonu 2 saat kadar çalıştırabiliyor. Eğer bağ evinde kullanmak isterseniz aynı sistemi sadece akülerini büyüterek bu sistemde uzun süre cihazlarınızı çalıştırabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.